Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yılın ilk günlerindeyiz, hemen ikinci günündeyiz bugün. Çok değişik bir konuyla karşınıza geliyorum. Bugün ekonomi yok, siyaset yok, eleştiri yok, ses yükseltmek yok. Ama tahmin ediyorum pek çok kişinin, şu anda izleyenler sizlerin arasında da pek çok kişinin sıkıntı duyduğu şu yüksek kilolarla ilgili ya da istenmeyen kilolar diyelim. Çünkü şişmanlık, obezite, efendim aşırı kilo, bunların hepsi rahatsız edici kelimeler aynı zamanda. Onun için daha hoş bir tanım olan istenmeyen kilolar diyelim, rahatsız eden kilolar, hoşamıza gitmeyen kilolar diyelim. Bir şunu söyleyerek başlayayım bugünkü sohbete. Nasıl kilo verdiğimi anlatacağım. Ayrıntılarıyla anlatacağım. Merak eden çok olabilir, hiç ilgilenmeyen de olabilir. Ama diyorum ki yaşamış birinin, ki defalarca belki yaşamış ama ilk defa çok ciddi bir program uygulayıp yaşamış birinin deneyimlerinin sizlere de, yani ihtiyacı olanlara da faydası olacağını tahmin ediyorum. Bu tabii tamamen benim yaptığımın aynısını yapmak istediği zihnen hazırlıklı olmak. Çünkü özellikle bu istenmeyen kiloların, hoşa gitmeyen kiloların atılması biraz zihinle ilgili. Elbette yediğimizde, içtiğimizde, bunun denetimiyle, bunun hakikaten iyi bir şekilde sürdürülmesiyle olacağı gerçeği kenarda, ama önce zihnen hazırlanmak gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın, 1996 yılıydı. Bir yurt dışı seyahati vardı. Yani bir şey, yani gazetenin bir işiyle ilgili. Yanılmıyorsam Londra'daydık. O gün orada tartıldım. 100,5'ti. Yani 100 kilo ve 500 gram. 1996. Hava soğuk olduğunu hatırlıyorum. Çünkü paltoluyduk. Demek ki kış aylarında tartılmışım. Bundan 25 yıl önce. İlk defa geçen hafta 100 kilonun altına düştüm. Yani 1996'dan bugüne ben hiç 100 kilonun altına düşmemiştim. İlk defa düştüm. Son çıktığım kilo 120 idi. 120-120 buçuktu. İşte o zaman karar verdim ve başladım. Tabii bunda çok sevgili dostum Mukaddes Akça'nın büyük katkısı vardır. Çünkü o çok zorladı beni. Dedi ki ya atman lazım bu kiloları. Tabii ben de biliyorum. Özellikle küçük kızım var biliyorsunuz. Yani bilenler biliyor tabii. 8,5 yaşında. Onunla vakit geçirirken bedensel olarak bazı sıkıntılar da çekince dedim ki Can olmuyor. Yani oturuyorsun yerden kalkamıyorsun. Ağır, çünkü yani bir kuzu taşıyormuşum üzerinde. O hareketlerin ağırlaşıyor, uyku düzenin bozuluyor, yorgunluk hissi veriyor falan 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 hepsini. Dedi ki detoks yapman lazım. Çok sevgili bir dostum var dedi Mukaddes Hanım. Gül Kaynak. Seni dedi ona götüreceğim, ona teslim olacaksın. Onun dediklerini yapacaksın, bak gör sonucu nasıl olacak dedi. Benim zaten niyetim var ve karar verdim. Önce durduk. Eşim astrolog, Sözcü Gazetesi'nde yazılarını okuyanlarınız vardır mutlaka. Ama çok ciddi bir astrolog. Yani ben şaşırarak izliyorum çoğu kez. Çünkü o kadar araştırarak, o kadar inceleyerek ve saatlerini harcayarak çabalıyor ki inanamıyorum. Ama o bana dedi ki biraz dur, senin işte şu anda benim haritama göre, yani şu anda bir şeye başlarsan bunu yapamazsın. Bir 15-20 gün bekle, ondan sonra git. Çünkü o dönem senin için daha kararlı bir dönem. İşte senin haritana göre daha bunu becerebilirsin, sürdürürsün dedi. Onu dinledim. Gül Hanım'la tanıştıktan sonra dedim ki o zaman bizim bir 15 gün zaten İstanbul dışına gitme gelme var. Ondan sonra başlıyoruz. Nitekim 1 Eylül itibariyle, 1 Eylül günü ben gittim Gül Hanım'a teslim oldum. Gül Kaynak Hanım'a teslim oldum. Ne yapıyor? O da benim gibi aslında bu işe aşırı gördüğü, hoşlanmadığı kilolarını, ki 22 kilo vererek başlamış. Ve ondan sonra bu tür detoks yaparak zayıflamanın ama sağlıklı kalmanın yöntemlerini bilimsel olarak da çalışmış. Kurslara gitmiş, eğitimlere katılmış. Ve en önemlisi tıp doktorlarıyla da ortak çalışarak muazzam bir program hazırlamış. Şimdi buradaki temel şey şu. Bir, zayıflama. Zayıflama başlı başına bir hırs, bir tutku olmamalı.
Bu bir yaşam biçimine dönüşmeli. Çünkü zayıflamak aslında çok da zor değil. Yani en kestirme yolu var. Gidiyorsunuz, artık teknoloji de çok değişti. Yatıyorsunuz hastaneye, patır kütür orayı burayı kesiyorlar. Zayıflatabiliyorlar. Peki ama ne kadar sağlıklı? Elbette tıbbi olarak o ameliyatlar yapıldığına göre hani çok sağlıksız bir durum değil. Ama esas olan bizim iç huzurumuz, moralimizin yüksekliği, enerjimiz. Ha, bunu sağlamak için işte bunu sistemli bir şekilde gıda, her türlü aldığın gıda, yediğin, içtiğin, efendim yatmandan kalkmana, evde ve dışarıdaki bir takım alışkanlıklarına kadar her şeyin yeniden revize edilmesiyle oluşan bir şey bu. Şimdi ben Gül Hanım'a gittim, Gül Kaynağı'na gittim. Bana ilk yaptıklarını söyleyeyim. Önce tartıldım. Tartıldık. 120 nokta bir şey çıktım. Tabii üzerimde elbise var. Ama elbise değil, hani ceketleri falan tabii çıkardık. Kemer, ağırlık ne varsa çıktı. Ama işte çorapları da çıkarıyorsun. Pantolon, gömlek kalıyorsun sadece ne. İşte onlar da artık ne kadar ağırsa, ama nereden baksanız bir pantolon, bir gömlek, iç çamaşırı baktığınız zaman, hele kışsa 1,5-2 kiloya yakın geliyor. Ben 121'e yakın çıktım. Ondan sonra bir kan aldı. Onların hepsini şimdi size anlatacağım. Kan alındı. Kanın değerlerine bakıldı. Tabii onların baktığı değerleri. Yani ne durumdayız? Ve dedi ki facia. Yani bunlar, siz çok yorgun olursunuz, hastalıklara çabuk açık şey olursunuz, moralsiz olursunuz, enerjiniz düşük olur falan. Ha, benim avantajlarım vardı. Belki meslekten ve o işte hani sabahın erken saatlerine başlayan muazzam bir koşuşturma içinde ben hep enerjik olmaya çalıştım. Ama hani moralimin düştüğünü biliyorum, modumun düştüğünü biliyorum. Gece huzursuz uyuyorum, çok uyanıyorum. Efendim ne bileyim, her şeye rağmen yorgun kalkıyorum, ama sonradan işte o ekrana falan çıkınca adrenalinle durumu kurtarıyordum. Ama normal bir yaşantım olsa, yani mesailere uygun daha sakin bir işim olsa, zannediyorum ben de sabahları zor kalkarım, çok moralsiz olurum, canım hiçbir şey istemez falan falan. Şimdi geliyorum. Sistem ne? Bana anlattığı Gül Kaynan dedi ki bu bir tür vegan detoks. Vegan şu. Şimdi bir vejeteryanlar var, bir de veganlar var. Vegan dediğiniz zaman hayvansal hiçbir ürün kullanmıyorlar. Yani dedi ki önümüzdeki süreçte sizin arzuladığınız, mutlu olacağınız kiloya inene kadar her türlü hayvansal gıdadan uzak duracaksınız. Nedir bunlar? Et, başta et, süt ürünleri, yumurta, tavuk, balık. Bunların hiçbiri olmayacak. Ne ağırlıklı peki? Bir, tabii sebze ve meyve ağırlıklı. Ama onlar da seçiliyor. Yani meyve dediğiniz zaman da yenen meyveler var, yenmeyen meyveler var. Efendim salatalar, onlarda bir sınırlama yok. Ve bunlarla üretilmiş her türlü yemek. Şimdi burada ben bugüne kadar ilk defa zayıflamak üzere çaba harcamadım. Çok başka türlü de harcadım. Hatta 15-20 kiloya yakın verdiğim de oldu. Bakın. Ama bir, bunu tutamadım. İki, yani meşakkatli geçti. Uyuması zor oluyor. Şimdi burada Gül Kaynağ'ın hazırladığı sistemdeki en güzel şey ne biliyor musunuz? Her gün boyunca, bana 3 ay boyunca her sabah bir torba geldi. Torbanın içinde o gün yiyeceklerim ve içeceklerim. Şimdi yiyeceklerim deyince ne var? Şurada örneklerini göstermek istiyorum, bunlar kalanlar. Efendim bir sabah kahvaltı. Sabah kahvaltısında vegan peyniri geliyor mesela. Vegan yağı geliyor. Vegan sosu geliyor. İşte o böyle hani aslında hiçbir tadı tuzu falan olmayan böyle şeyler vardır. Hani tost melba gibi, ne deniyor işte onlara, Alman ekmeği falan da deniyor galiba. Mesela bazen onlardan geliyor. Greyfurt geliyor mesela, soyulmuş greyfurt. Çilek, üzerine biraz ayçiçeği içi ya da kabak çekirdeği içi dökülmüş, ya da ananas, ya da efendim greyfurt, soyulmuş greyfurt. Bunlar kahvaltı olarak mesela oluyor. Temeli çok su. En az 4-5 litre suyu mutlaka içeceksiniz. Buna alkali beslenme türü diyorlar. Yani hayvansallar çıkıyor, bitki giriyor, su bol giriyor, tuz ve limon giriyor. Bunlarla yapıyorsunuz. Şimdi her sabah yiyecek geliyor. Şimdi her sabah yiyecek gelince mesela söyleyeyim. Yemekleri söyleyeyim önce. Neler var mesela? Bakın. Şunlar hep şeyden çıkan, bugüne kadar hepsini toplayamadım ama
Her sabah o gelen kutuların içinde liste de var. Mesela diyor ki, şöyle gözlüğümü de takayım, yanlış bir şey yapmayayım. Mesela diyor ki, sabah uyanınca 2 büyük bardak su. Tercihen karbonatlı veya alkali damlalı. Alkali damlalar var, eczanelerde var, satılan yerler var. Onlardan damlatıyorsunuz. Ondan sonra tekrar su diyor. Sonra sabah 3-4 tane sıvı geliyordu. İlk gelen bir detoks limonatası diyor. Bu limonata bildiğimiz limonata. Ama mesela içinde onun elma suyu da var. Çok bazen çok az havuç suyu da oluyor. Ama limonata ağırlıklı. Bunu içiyorsunuz. Ondan sonra mesela bir kahvaltıda muz, ceviz ve tarçınla, muz kesilmiş, üzerine birkaç ceviz ve tarçın. Ondan sonra öğleye doğru bir bağışıklık iksiri diyorlar. Güzel, o böyle bazen havuçtan, bazen badem suyundan, böyle küçük bir şişede içtiğimiz şey, sıvı. Ben mesela öğle yemeği zeytinyağlı pırasa kuş üzümüyle. Ondan sonra öğleden sonra bir ara mucizevi yeşil içecek dedi. Onun içinde salatalar var, salatalık var, efendim ıspanak var, pazı var. Onların sıkılmış hali ama. O böyle şeyler varmış, ben daha bulamadım. Yani istedim hani eve de koyalım bir tane diye. Katı sıkacağı ama hani posa filan zor az bırakan iyi markaları varmış onlardan. Böyle şey, bunu içiyorsunuz, bir saat sonra bir daha içiyorsunuz. Ondan sonra akşamları hep çorba var. Çorbalar şöyle geliyor. Şu boyutta böyle kavanoz içinde geliyor. Çok güzel çorbalar var. Mesela ne var burada? Kekikli domates çorbası. Ondan sonra gün içinde oolong çayı dedikleri, yani zayıflamaya katkısı olan çay. İçebildiğiniz kadar için diyor. Ama bu arada normal çay, kahve, türevleri, bunları tüketmeyin diyor. Bitki çayı içebilirsiniz. Bunlar. Şimdi yemeklere bakıyorum. Benim en hoşuma giden yemekler de. Neden? Çünkü yemekler aslında ilk baktığınız zaman mesela şu var, açını açamıyorum yani şey olur, görüntüsü. Bu ne biliyor musunuz? Spagetti. Ama neden yapma? Kabak, biber, onları böyle incecik incecik şeritler halinde azıcık haşlıyorlar. İçine siz istediğiniz kadar baharat, inanın bir şey yemiş gibi hissediyordum kendimi. Yani normal spagetti yemiş gibi, ki ben makarnaya falan bayılan adamım. Ne var mesela bakıyorum? Fasulyeli kara buğdaylı çorba. Öğlen ne var mesela, sabah kahvaltısında kaju peyniri, tırtıl kraker, ama bu kraker başka unlardan yapılıyor. Yani vegan tarzı yapılıyor. Çeri domates ve zeytin. Mesela bol zeytin yedim. Bol salata. Ondan sonra şöyle birkaç yemek daha size söylemek istiyorum. Mesela limonata şu. Mesela badem sütü öğlen dediğim gibi. Mesela beyaz fasulye pilaki. Akşam balkabağı çorbası. Mesela gene kahvaltıda zeytin, salatalık, yeşil köy biberi, çiğ badem, Hindistan cevizi yağı. O böyle Hindistan cevizi yağı var. Onu tereyağı gibi sürüyorsunuz böyle. Kraker. Ama kendi krakerleri. Mesela akşam gene defne yapraklı soğan çorbası. Ya şey geliyor, humus. Şeye sarılmış, yaprağa sarılmış humus. Mesela şu var. Şöyle görürsünüz. Mesela bu şu yoğurdu. Ama yani bizim yoğurt tadında değil. Bu mesela yaprak sarma. Ama içi kıymadan değil, sebze kıyması gibi bir şey yapıyorlar. Çok az pişiyor. Bunu isterseniz soğuk yiyin, isterseniz biraz ısıtın. Gayet de güzel yeniyor. Mesela bakıyorum başka neler var. Ha, humuslu dürüm dediğim gibi. Bakın o çıktı. Sebze çorbası. Efendim bakıyorum. Siyah pirinçli vegan sushi. Siyah pirinç, sebzeler, etrafını sarıyor. Aynı bildiğimiz sushi. Şeyin içine batırın yiyin. Ne derler? Wasabi ve efendim soya sosuyla yiyin. Gayet rahat. Efendim zeytinyağlı fasulye bademle. Üzerine bademler koyuyorlar. Mesela glutensiz mercimek köftesi. Üzerine dereotu koyuyor. Akşam domates çorbası demiş. Zeytinyağlı pırasa mesela. Galiba burada var. Yok, burada mesela kereviz. Şimdi böyle geliyor. Efendim ben bunlara ara sıra korsan eylem diyordum. Ona çok gülüyorlar Gül Hanım ve ekibi. Diyordum ki ya bu hafta şey yaptım, korsan eylem yaptım. Nedir? Ya bir arkadaş şey yaptı, işte bir kebapçıya gidildi. Ben valla bir lahmacun bir tane de Adana yedim ama işte şey, aa Can Bey tamam peki o kadarı olur. Yani yapmasanız daha iyi olur falan diye. Ama buna rağmen o korsan eylemlerle birkaç kere balık yedim.
istavrit yedim, lüfer yedim falan. Ama en son bir keto neydi o? Evet, keto menüsü diye bir şey. Ona tam uydum, o 5 günlük bir şey. Orada da inanılmaz yemekler. Yani baktığınız zaman bu yenir mi diyorsunuz. Fakat inanılmaz bir lezzetti. Mesela kahvaltı, 2 simit. Ama bildiğimiz simit gibi değil. Böyle yuvarlak, o hani kandil simitleri vardır ya, o boyda. Fakat çok lezzetli ama undan değil. Başka bir undan. Ne yapıyormuş? 2 simit diyor, fındık peyniri ve zeytin. 3-4 tane. Efendim, öğle yemeği keto sebze sote. Sebze sote bildiğimiz. Akşam kabak sarması. Mesela bir gün ne gelmiş? Vegan çilekli yoğurt. Ama yani yoğurt bizim bildiğimiz sütten yoğurt değil. Öğlen biber çorbası. Akşam keto spagetti işte. Şu söylediğim şu spagetti. Şu. Şöyle bir spagetti gelmiş. Mesela. Ha şimdi bunu diyeceğim. Ne bu? Bu tabii daha sert bir şey. Mesela bunu yaparken fazla yormayın diyorlar kendinizi. Yani bana özellikle Can Bey de sizin çok tempolu. Onun için yani bunu 5 gün. Bu 5 gün hani arada sizi. Ama ben hiç bozdum. Şimdi bir video göstererek konuyu biraz daha anlatmak istiyorum. Şimdi 1 numaralı videomuz. Ben her hafta bazen onların işi ya da benim işim çıktığı için 15'te bir hep Gül Kaynağı gittim ve denetimden geçtim. 1 numaralı videoyu bir koyar mısınız arkadaşlar? Başladı. Şimdi hoş geldiniz. Ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız? Hoş geldiniz. Hediyelerinizle geldiniz. Çok teşekkürler. Bakalım şimdi. Ama asıl hediye Cem'in değişimi. Bakalım göreceğiz şimdi. Hadi yiyelim bir tartım. Önce tartımla başlayalım isterseniz. Yiyelim bakalım. Evet, şimdi her hafta gittim. Gül Hanım da işte, Gül Kaynak, o gördüğünüz hanımefendi. Şimdi tabii kendiniz çekiliyorsunuz. Hareketler çok tuhaf oluyor. Hani biz çok alışığız. Yani kamera önündeyiz ama hani poz vererek değil. Onun için ben anlıyorum, böyle bazı insanlar kameraya çekilmeye başladıkları an ne yapacaklarını bilemiyor. Valla aynı duygu oluyor şimdi. Yürürken böyle birden böyle bir şey gibi böyle olmuşum falan. Neyse, girdik. Şimdi bu niye önemli? Çünkü zaten size her gün gıdalar geliyor. Bu gıdaları yiyorsunuz, disiplinli bir şekilde götürürseniz, oraya gittiğinizde bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Efendim, işin ciddiyeti açısından size moral veren bir şey oluyor. Yani bir haftadır gitmemişsin, ondan sonra gidiyorsun ve bakalım ne oluyor diye. Şimdi 2 numaralı şeye geçelim lütfen. Evet, yuhu, i̇şte 99.7, 20 kilonun üzerine çıktı. Yüzün altını gördüm, evet, nihayet. 20 kilonun üzerine. Evet, 2 numaralı da günün, yani o denetime gittiğiniz günün en önemli anı, tartının üzerine çıkmak. Tartının üzerine çoraplarınızı çıkarıyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi işte üzerinize ağırlıkları olabildiği kadar çıkarıyorsunuz. Pantolon, gömlek kalıyor. Hani yazın gitseniz belki şort, gömlek ya da bir tişörtle kalacaksınız. Daha az bir şey olacak. İşte orası çok önemli. Çünkü orada sizin kilonuzu ölçüyor, bilgisayara yükleniyor ve o bilgisayar o aldığı şeylerle, yani yere çıplak basıyorsunuz, orada bir metal parça var terazinin üzerinde. İki de kolunuza gelen metal iki çubuk tutuyorsunuz. Böylelikle o cihazlar, yani teknoloji tabii çok gelişti artık. Yani pek çoğunuz da belki biliyorsunuz da bunları, yani ev tartılarında da var. Sizin yağ oranınızı belirtiyor ve o işte çok önemli. Şimdi gelelim bir sonrakine. Efendim, 3. videomuzu koyalım lütfen. Şimdi onu... Net bir iniş var, gördünüz mü orada? 35.7'den 30... Bakın, yağ bu. Tamam. Yani Can Bey'deki başarı şu 120'de başladığımız zamanı göstermek istiyorum. Şunu kaydedip bakın. 120'den başladık 99.7'ye kadar ama her defasında yağdan inerek oldu. Yani önemli olan bizim için yağdan iniş olması ve bu çok da başarılı. Evet, şimdi bakın orada Gül Hanım'ın anlattığı bir şey var. Bu çok önemli. Şimdi kilo veriyorsunuz. Ben toplam 1 Eylül'den işte geçen haftaya kadar toplam 20-21 kilo kadar verdim. Ama bu kilo vermedeki en önemli faktör ne biliyor musunuz? İç yağlarından da verebilmek. Şimdi bizler hepimiz, çoğunuz
Şimdi ben bu söyleyince, aa evet ben de aynen oldu. Başlarız. Gerçekten de ilk 10 günde hatta 15 günde 3-4 kiloyu hatta 5 kilo birden veren var. Ne bu? Bir suya atıyorsunuz. Ödem dedikleri o suya atıyorsunuz. Biraz da işte bu hani el istenmeyen kilolar nerede? İşte şu karın bölgesinde. İşte oralardan veriyorsunuz sonra duruyor. Ve işte orada moral bozukluğu başlıyor. Diyorsun ki ya kardeşim verdik durdu. Demek ki ben veremiyorum. 20. güne kadar direniyorsun. 20. günden sonra olmuyor kardeşim diyorsun. İşte bir sistemli olmanın ve işi hani ben yapacağım diye inatla işe sarılmanın sonucu daha sonra tekrar kilo vermeye başlamanız. Ama Gül Hanım'ın iddiası diyor ki bu detoksla zayıfladığınız zaman en önemlisinden iç yağlardan veriyorsun. İç yağlar nedir? Midenin etrafını saran, karaciğerin etrafını saran, pankreasın, dalağın, böbreklerin etrafını saran yağlar var. Şimdi bunlar dışa kilo gibi gözüken yağlar değil. Bize kilo gibi işte buralar gözüküyor değil mi? İşte baldırlar gözüküyor, bacaklar gözüküyor. Göbek tabii en önemlisi. Ve işte giderek göğüs bölgesi falan fazlalıklar var. Ama iç yağlar böyle görünmüyor. Görünmüyor ama onlar altta bir tabaka oluşturduğu için sonuçta o dış yağları da sürekli üretilmesine yol açıyor. Şimdi Gül Kaynak diyor ki bana ve herkese iç yağlar eridiği zaman bir dışarıdakiler kadar hızlı geri dönüş olmuyor. Biz hani o 15 günde 5 kilo verdik. Ay çok güzel 20. gün geldi bir daha kilo veremiyorum diye paniğe kapılıp ondan sonra da vazgeçenler hızla geri alıyorlar. Ama içeriden verilen bu yağların aynı şekilde hızlı olarak geri alınması hatta uzun bir süre geri alınması mümkün değil. O neye yarar sağlıyor söyleyeyim. Biz hep dışarıya bakıyoruz, görsel bakıyoruz. Oysa içerideki yağlar da diğer organlar için çok tehlikeli. Yani karaciğerin etrafının yağ dolması, midenin etrafının yağlarla sarılmış olması, efendim böbrekte, dalakta, pankreasta onların etrafı görmüyoruz ama oralara hasar veriyor. Bunun önüne geçiyorsunuz ve aynı zamanda bunlar dışarıdaki hızlı kilo almayı da engelleyen faktörler olarak önümüze çıkıyor. Şimdi orada da duymuşsunuzdur. Benim toplam 20-21 kilonun 9 kilosu iç yağlar. Yani görünmeyen yerlerden kilo vermişim ki bu benim sağlığımla ilgili çok önemli bir faktör oluyor. Şimdi gelelim 4. videomuza. 4. videomuzda yeni dönem yani zayıfladım. Artık tamam bundan sonra artık bu gıda rejimine devam etmeyelim ama nasıl devam edeceğiz? Hem bu formu koruyacağız hem kilo almayacağız. Hem de sağlıklı besleneceğiz. Bir de onu izleyelim şimdi. Beslenme yaptık biliyorsunuz. Alkali vegan beslenme yaptık. Keto vegan da denedik sizinle. Ne yapıyorduk? Hep buradan besliyorduk. Şimdi yaşam boyu dediğimiz bir şeye geçeceğiz. Yani artık hani şeyi bitti kabul ederek evet, yani. Evet. Bu yaşam boyu devam edeceksiniz. İdeal kilonuzu hem koruyacaksınız. Daha da yavaş olsa bile kilo vermeye devam edeceksiniz. Burada %25 asitiye izin var artık. Yani nedir? Ağır karbonhidratlara izin var, işte hayvansal proteine izin var, burada şekere izin var, kahveye, çaya, alkole izin var. Ama ne kadar izin var? Tabanınızda %25. Yani şu azı kadar, çoğu zarar. Bravo, içerisinde. Bu sefer o. Çünkü niye biz asidik gelmiştik? Sabah yorgunluğu, yağdan kilo almak, check-up sonuçları düzeltmek, hızlı yaşa almak, sebepsiz depresyon gibi şeyler olan insanlar önce bir alkoli besleniyorlar. Şu an siz sabah enerjisi olan ki enerjiniz her zaman çok güzel. Yağdan şahane 20 kilonun üzerinde vermiş. Check-up sonuçlarınız çok daha iyi. Anti-aging gençleşmeyi her gün seyrediyoruz zaten sizi YouTube'da, televizyonda. Mutlu, dengeli bir insansınız. Şimdi artık o yaramazlık dediğimiz asitleri tabağınıza koymaya başlarsınız. Yani güzel ailenizle birlikte sabah böyle istiyorsanız böyle pazar kahvaltısında böyle bir hayvansal proteinleri koyabilirsiniz. Ya da tatlı ya da karbonhidratı. Ama şu an artık dengeye geçiyoruz. Tamam mesela şimdi burada ben ne bileyim hani kızım makarna çok seviyor. Evet. Orada ben makarna yapıyorum evet. Mesela. Şimdi evet. Makarna nasıl yiyecek miyim yemeyecek miyim? Şimdi makarna ağır karbonhidratta. Makarnayı yapacağız ama sebze yanında. Ya tamam, salata yiyeceğiz. Ya başka bir şey. Salata tamam. Yiyorsunuz. Ya mesela köfte makarna yapmayacağım. Şöyle köfte makarna o zaman yanında kocaman bir salata veya tamam. Kocaman bir sebze makarnası. Yani tamam. Sebzeyi yapıp salata yapıp makarnayla karıştırabilirsiniz. Ya o bu sebze ben spagettiye bayıldım. Mesela değil mi bizim yolladıklarımızda brokoliler. Ben onu nasıl yapacağım diye zaten soracağım biz onu. Biz bütün tarifleri veriyoruz biliyorsunuz. Hayır, yani yapması ama, tamam evet. Onu anlıyorum da
Bu incecik incecik nasıl doğru? Değil, onların bütün sırlarını vereceğiz. Can Bey'e vereceğiz sadece. Ama Can Bey 20 kilonun üzerine verdi. Şu an koruyacak ve vermeye devam edecek. Tamam. Evet, tabii ben de görüyorsunuz. Akla ziyan sorularla böyle köfte patates, şey köfte makarna olabiliyor mu falan diye. Çünkü niye soruyorum? Kızım çok seviyor. Benim makarna yapmama da bayılıyor. Şimdi ona makarnaları yapıp da yememek onun için de ısrarla soruyorum. Şimdi gelelim son videomuza. Orada da bu işin can damarlarından biri olan sağlık konusunda insanı çok mutlu eden, iyi çıkarsa tabii ki bunun sonucunda genellikle iyi çıkıyormuş. Ama ben de çok iyi çıktığını söylüyor. Eğer beni tabii görüyorum, hani daha mutlu etmek için söylemiyorsa hakikaten gördüğüm en iyi kanlardan dedi. İşte o parmak ucunuzdan alınan kan, onun bilgisayarda incelenmesi sonucu. Esas bizim belki zayıflarken ya da işte bu sistemi sürdürürken asla dikkat etmeyeceğimiz, görmeyeceğimiz, düşünmeyeceğimiz bir konu kandaki düzelme. Çünkü o kanın içindekiler bizim her şeyimizi belirliyor. Bir de o bölümü izleyelim 5. video olarak. Son derece güzel kırmızı kan hücreleriniz Can Bey. Gördüğünüz gibi işte bunlar al yuvarlar, alkali oldunuz. Bunlar da ak yuvar. İşte bu bağışıklık hücresi. Bunların uzaklığı su içtiğinizi gösteriyor. Ortası dolu olması insülini dengelediğinizi gösteriyor ki vegan ketojenikte insülin dengeleniyor. Son derece güzel alkali bir kan. Daha önce asidik kanlarınız vardı. Mesela bugün böyle bir kanda hatırlıyor musunuz? Çok stresli bir gün demiştiniz. Evet, mesela şimdi tabii stres, yani renkte bile fark ediyor. Stres diye düşünmüştük. Bu ama ilk başladığınız zamanlardaki kanlarınızda tabii işte kolesteroller, hayvansal proteinler vesaire vardı. Bu en asidiydi diyelim, evet. Ama şu anki kanınız mükemmel. Gerçekten kocaman tebrik ediyorum. Evet, mesela Gülhan'ın çok hoşuma giden bir tanımı oluyordu. Yani bu işte bu kanın kötü çıkması, fazla kilolar şu bu. Diyor ki ya diyor çamurlu ayakkabıyla eve girmek hoşunuza gider mi diyor. İşte bu da böyle bir şey. Şimdi bakın sonucu söyleyeyim. Ben hakikaten çok kararlı biçimde birkaç korsan eylem dışında çok fazla yanlışlar yapmadan çok iyi bir şekilde 3 ayda bakın tam 3 ay önceki zamanım. Yani bu 1 Eylül olduğuna göre bakın bu şey 30 Ağustos bayramı bu. O gün çektiğim video görüntüsü yani YouTube için çekilen 30 Ağustos. 1 Eylül'de ertesi gün yani 2 gün sonra ilk şeye başladım. Şimdi mesela diğer görüntüler mesela bu ondan da daha önceki halim. Yani şuraya bak oturuyorum lök gibi oturuyorum. Lök biliyorsunuz söylemeyeceğim. Hayır. Başka var mı görüntü? Mesela şu, burada Beylerbeyi'nde İSKİ'nin şeyine inmiştim. İSKİ Genel Müdürü davet etmişti işte burada yazınca. Can Bey size buraları gezdirelim. İşte tüneller açıyorlar ya bütün su tahliye şeyleri falan. Ya şuraya bak kendime baktım böyle ne ulan bu böyle devasa bir adam geliyor yani. Böyle üzerimizde bu kadar kilolar var. Şu anda çok mutluyum. Çok keyifliyim. Ha bundan sonra kurallara uyarak. Bak bu da Veysi Dündar'la değil mi? Evet. Gene böyle yaz çekilmiş şeyden önce başlama. Baksanıza şimdi ne kadar fit görünüyor. Onun için bugün de böyle giyindim. Şimdi geliyorum. En önemli noktaya. Çünkü benim izlediğiniz şu ana kadar da geldiyseniz ki gelmiş olmanızı temenni ediyorum. Belki birçok kişi ya kardeşim güzel de yani her sabah sana yemek geliyor bunun maliyeti. Ha tabii bir maliyeti var. Şimdi onu söylemeden sadece bak ben bunu yaptım, zayıfladım dersem olmaz. Bunun maliyetini söylemek lazım. Bunun maliyeti ilk duyduğunuz zaman çok düşük değil, onu söyleyeyim. Kürler var, 14 günlük var, 21 günlükler var. Genellikle hani böyle hanımlarda, kadınlarda olur ya hani böyle ya 3 kilo fazlan var, 4 kilo fazlan var ve onlara genellikle 21 gün yetiyor. Ama hani daha böyle işte göbekli kadın ve erkekler hani benim 10 kilo fazlam var falan diyenlerin ki 2 tane 21'lik set uyguluyorlar. Benimki aşağı yukarı 3-4'e geldi tabii. 1 Eylül'den bu yana 4-21'lik seans. Şimdi şunu söyleyeyim. Efendim internet sitesine girer bakarsınız. Bu operasyon yani bu her gün bu gıdaların sabah 7'de kapınıza bırakılması dahil her şey 21 günlük setler 3000 lira küsur bir şey. Şu anda bilmiyorum dolarlarla falan çünkü bunların çoğu hani özellikle vegan yiyecekleri dışarıdan da galiba geliyor. Tam bilemiyorum ama 3000 küsur.
Yani iki seans yaptığınız zaman, iki tane 21'lik yaptığınız zaman 6-7 bin liraya geliyor. Benim gibi şey yaptığınız zaman da bunu işte ikiye katlayın yani dörde. Fakat bakın. Bu tabii hani ya kardeşim bizde o para nerede? E kardeşim yani işte o biraz da hani bu da bu iş. Ancak bakın çok önemli bir noktayı söyleyeceğim. Hani asgari ücretle geçiniyorum ben evine getiriyorum diyenlere bir sözüm yok. Ama ortalama geliri olan iki kişilik bir aile yani karı koca çocukları saymıyorum ya da bekar yaşayan kadın ya da erkek. Aylık mutfak masrafı kişi başı ben size söyleyeyim 3.000-3.500 liradan aşağı olamaz. Olmaz zaten yani etini, sütünü, yumurtanı, efendim kahvaltılıklarını, pirincini, makarnanı, yağını, tuzunu alacaksan bu aşağı yukarı minimum 3.000 liradan aşağı olmaz. Şimdi bakın eğer bekarsanız ya da karı kocasınız yani evde olan herkes bunu uyguluyorsa o zaman inanın çok pahalıya denk gelmiyor. Niye? Çünkü bu rejimi şöyle uyguladığınız zaman yani buralardan sapmadığınız zaman ben size söyleyeyim 21+21 42 gün boyunca eve tuz dahil undu, şekerdi, yağdı, efendim yumurtaydı, etti, süttü, peynirdi hiçbirini almıyorsunuz. Bir şimdi düşünün. Yani kahvaltı edeceksiniz, yemek yiyeceksiniz, çorbanız olacak, makarnanız olacak. Böyle bakın derim. Bunu bir tavsiye olarak. Ha, fiyatı niye söylüyorum? Hani bütün bunları söyledikten sonra şu eleştirinin gelmesini istemiyorum. Yani o güzel yap reklamını işte bilmem ne sen de avantaj al gibi düşünenler oluyor. Maalesef oluyor. Bunu yani yıllar içinde benim 45. yılımı doldurdum. Ne kadar anlatsan gene o densizler mutlaka çıkıyor. Nereden avantaj aldın, buradan bunu aldın, biz bunu falan. Ya değil. Her işin bir karşılığı var. Sen normal hayatında her gün evinin mutfak masrafı yapıyorsun. Ben diyorum ki öneri olarak söylüyorum. Bunu yapmayabilirsin. Onun için anlatıyorum. Bütün bu anlattıklarımdan sonra onu da saklıyormuş gibi olmak istemiyorum. Bunun maliyeti de böyle bir şey. Evet, bilmiyorum anlattıklarım yani bir tatmin edici oldu mu yani nasıl zayıfladım iyi anlatabildiğimi bilemiyorum. İnsan kendini biraz daha zor anlatıyor ama kararlılık bütün her şey burada. İnanın burada. Ben sigarayı da böyle bıraktım. Yani bir mecburiyet oldu tabii yani nefes alamadım. Ama mesela o hale gelip KOAH teşhisi konanlarda bile ben gördüm ki gene de sigaraya devam ediyor. Hayır, burada bitirdim ben. Dedim ki benim 8 yaşında o zaman tabii 3'tü. 3 yaşında kızım var. Benim onunla daha çok vakit geçirmem lazım. Bu kendime verdiğim zararı artık bana değil, kendi kızıma da eşime de oluyor. Bitirdim, o dakika bitirdim. Nefes alamadım o sabah. Tamam çok da ölümcül değildi yani ölmedik yani. Hani gelip makinalara takmadılar. Ha, 5-6 gün bir tedavi gördüm ama bıraktım. Şimdi aynı şekilde burada da kararlılık gösterdiğiniz zaman oluyor. Benim şimdiki amacım bundan sonrasını sistemli götürmek. Aynı Gülkaylan dediği gibi etini de ye, balını da ye ama ne yap? 25'e 75 tut. Yani alkali beslenme tarafını ağırlık. Salata, meyve suları, efendim doğal yiyecekler yani hayvansal olmayan diğer yiyecekler. Bunları tüketmek o kadar da zor değil. Pahalı da değil. Dünyanın en ucuz şeyi salata ya. Ha tabii saraydaki gibi smoothie bilmem neli falan ejder bilmem nesi yapmaya kalkarsan onlar biraz pahalı olabilir ama yani salata, maydanoz, dereotu, benim kuzu kulağı, kıvırcık salata, hıyar, bildiğimiz havuç bunların hepsi az pahalı falan değil. Evet. Umuyorum yararlı olmaya çalıştım. Kendi konumun çok dışında bir şey yapmış olduk böylelikle. Ama şu önerileri de açayım. Hani bugün kendimle ilgili zayıflama anlattım. Ama belki sizden gelecek önerilerle haftada bir, ayda bir tamamen günlük konularımızın dışında hepimizi çok ilgilendirecek konularda hazırlıklar yapar, çalışır. Size deneyimler ya da bilgiler aktarabilirim. O da sizlerden gelecek yorum, eleştiri, uyarı ve önerilerle şekillenebilir. Ayrıca şunu söyleyeyim önümüzdeki yıl özellikle yani bu yıl artık önümüzdeki diyorum hala ya o alışkanlık biliyor musunuz? Kim bilir kaç gün daha biz 2021 diye tarih yazdı. Halbuki 2022'deyiz değil mi? 2 Ocağa geldik. Ha bu yıl
YouTube sayfamızda, YouTube hesabı yayınlarımızda ufak tefek değişiklikler olabilir. Ben özellikle ekibim çok özverili çalışıyorlar. Çok severek çalışıyorlar benimle beraber ve hani adeta fahri çalışıyorlar diyeceğim. Yenilikler düşünüyorlar. Ben de düşünüyorum. Belki çeşitliliği arttıracağız. Daha kısa ama anlık yorumlar, mesela benim en büyük hayalim o. Anlık yorumlar yapmak. Mesela bu konuda da öneri ve uyarılarınızı, eleştirilerinizi beklerim. Hani sabahleyin ya da öğleden sonra böyle bir konuda 15 dakika, 20 dakika konuşmak haricinde anlık, yani şu anda bir şey oldu. Tayyip Erdoğan konuştu. Tık tık tık. Süleyman Soylu böyle dedi. Kılıçdaroğlu böyle yaptı. İmamoğlu böyle. Onlarla ilgili birkaç dakikalık belki yorum ve analizler anlık yapılabilir, yapabilirim. Haftalık özel sohbetler, işte onlar da sizin yol göstericiliğinizle olabilir, olsun istiyorum. Daha başka konularda daha bilgiye yönelik, daha böyle güzel ve hoş sohbet bir ortamda, ortam yaratarak konuşmak istiyorum. Evet, hepinize tekrar tekrar iyi yıllar diliyorum, mutlu yıllar diliyorum. Diliyorum, umuyorum bu yıl geçen yılı bize aratmasın. İstemediğimiz her şeyden kurtulalım, kilolar dahil efendim. Her konuda dileklerimiz olsun. Türkiye daha büyük, daha müreffeh, daha güçlü, daha zengin bir ülke olsun. Hepimiz de bundan yararlanalım. Bu özellikle bu iktidarın yarattığı bu düşmanlıklar, kin, nefret duyguları, ayrımcılık sona ersin. Güzel yaşayalım. Sonuç olarak bakın, yaşımı söylemeyeyim ama işte 40 küsür diyorum ya. O yaşlara gelince de insan daha da çok anlıyor. İşte geçiyor gidiyor. Bazen pek çok şey anlamsız hale geliveriyor. Bu anlamsız hale gelmesi bizi anlamsız hale getirmeden önlem almalıyız diyorum. Evet. Hepinize tekrar iyi yıllar dileklerimle. Bugünlük bu kadar. Yarın haftanın ilk günüyle birlikte tekrar kendi siyasi, ekonomik, sosyal konularımızla birlikte olacağız. Hoşçakalın.